Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizleri köpeklerde, özellikle de yavru köpeklerde sık görülen, sonu %80-90 oranında ölümle sonuçlanan, halk arasında kandilsel olarak bilinen parvoviral enterit hakkında genel bilgiler vereceğim. Parvoviral enteritin, yani kandilserin etkeni parvovirüstür arkadaşlar. Bu virüs intestinal hücrelerde ve miyokard hücrelerinde hızlı bir şekilde çoğalmakta ve burada harabiyet uğrattıktan sonra klinik belirtiler oluşturmaktadır. Köpekler etkeni aldıktan sonra yaklaşık 7 gün içerisinde klinik belirtiler göstermeye başlamaktadır. Özellikle en çok görülen formu bağırsak formudur arkadaşlar. Köpekler etkeni aldıktan sonra bağırsaklarda harabiyete uğratmaya başlar virüs. Harabiyete uğradıktan sonra da kandisel şekillenmektedir arkadaşlar. Bu kandiserin klinik belirtilerinde en sık görülen kusma, kanlı bir ishal, iştahsızlık, halsizlik, bununla birlikte gittikçe dehidrasyonun artması, cansızlık, sürekli yerde uyuma, ayağa bile kalkamama, fazla miktarda kan kaybına bağlı olarak mukozalarda anemi belirtileri şekillenmektedir arkadaşlar. Kandiselde tedavi yöntemi ise viral bir enfeksiyon olduğu için spesifik bir tedavisi yoktur arkadaşlar. Genel bağışıklık sistemini yükseltmek gerekmektedir burada. Yani bağışıklık kuvvetlendiriciler, ishali durdurmak için özellikle kanamayı durdurmak için preparatlar, serum takviyesi çok önemlidir burada çünkü aşırı bir şekilde sıvı kaybı vardır. Onunla birlikte mide koruyucular, bağışıklık kuvvetlendiriciler, vitaminler, mineraller, yani veterineri sıkı bir şekilde desteklemektedir arkadaşlar. Ama tabii ki çoğunlukla sonuç maalesef ölümle sonuçlanmakta ama yine tedavilerle başarılar da kat edilebilmektedir arkadaşlar. Burada en önemli sorulardan bir tanesi de genelde bu virüs insana bulaşır mı? Arkadaşlar parvovirüs insanlara bulaşmamaktadır. Onun dışında siz eğer bir kandilsel köpeğe sahipseniz özellikle dışarıda gezdirirken dikkat etmeniz gerekli. Çünkü sizin köpeğinizden çıkan bu etken yaklaşık 5 ay doğal ortamda kalabilmekte, yaşayabilmekte ve 5 ay içerisinde başka bir köpek bu etkeni alırsa aşısı olmayan bir köpek o etken başka bir köpeği de hasta olmasına yol açabilmektedir. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, köpeğiniz özellikle annesi ve babası kandilsele karşı aşısının yapılması en mantıklı koruma yöntemlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Çünkü annesi aşılı olunca yavrusu da daha bu etkene karşı savunma mekanizması gelişmektedir arkadaşlar.